8 Eylül 1944 sabahı Paris'teki insanlar havada çok hızlı şekilde ilerleyen bir kütle gördüler. Bu kütle daha sonrasında yere düştü ve büyük bir patlama ile tüm Paris'i uyandırdı. Patlamanın olduğu yer bir moloz yığınına dönmüştü. Bazıları bunun bir uçak olduğunu ve düştüğünü söyledi. Ama olayı yakından görenler vızıldayan bombaların kat kat büyüğü bir bomba demişti. Daha önceden detaylandırdığımız Almanların geliştirdiği V1 roketlerine çıkardığı ses dolayı vızıldayan bombalar deniyordu. Ama bu çok farklıydı ve karşılaştırma yapacak hiçbir şey yoktu. Bu silah Almanların Wunderwaffe silah programının bir ürünüydü. Wunderwaffe harika silah demek arkadaşlar. İleride geniş şekilde detaylandıracağımız bu programda çok farklı teknolojiler geliştirilmeye çalışılmıştı. Bu silah dünyanın ilk uzun menzilli balistik roketiydi. Asıl ismi Vertigon Swift Zwei, yani İntikam Silahı 2, kısa ismiyle V2 roketiydi. Bu silaha karşı koyacak hiçbir teknoloji yoktu ve V2'lerin atıldığı ilk zamanlar müttefikler bunu nasıl durduracağız diye kara kara düşünüyordu. V2'lerin oluşturduğu etki günden güne artıyordu ve artık hiçbir yer güvende değildi. Bu silahı durdurmanın tek yolu ise V2 roketlerinin üretiminin yapıldığı gizli tesisleri imha etmekti. Bunun için Crossbow isimli bir operasyon düzenlendi. Amaç basitti. Üstleri bul ve bu üstlere bomba yağdırıp paramparça et. Ama uygulamada bu kadar kolay olmayacaktı tabii ki. Müttefikler kurdukları ajan ağı ile birkaç adet V2 tesisi olduğunu düşünmekteydiler. Ancak sonrasında 50'den fazla tesis olduğunu keşfettiler. Aslında bu tesislerin çoğunun fotoğrafları hava keşiflerinde çekilmişti. Ama istihbarat birimi bunun farkına varamamıştı. Böyle tesislerin olduğu ajanlar tarafından bildirilince İngiliz istihbarat servisi yenilikçi bir yöntem ile fotoğrafları 3D olarak incelemeye başladı. Ve aslında bilinenden daha fazla tesis olduğu keşfedildi. Peki müttefikler bu durum karşısında ne yapacaktı? İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde müttefikler Almanya'nın üretim gücünü ve tedarik hatlarını sıkı şekilde hava bombardımanına tutmaya başlamıştı. Tabii ki bu bombalamalardan Alman şehirleri de nasibini alıyordu ve Hitler bu duruma çok sinirlenmekteydi. Hitler kurmaylarına bu yıkımın kat kat fazlasını düşman şehirlerinde görmek istiyorum demişti. Wunderwaffe'de zaten roket çalışmaları yapılıyordu ve plan Hitler'e sunuldu. V1 ile V2 roketlerinin planlarını gören Hitler istediğinin bu olduğunu belirtti. Özellikle V2 ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlerin bile vurulabileceği belirtilmişti. V1 için Alman mühendisler önemli bir yol kat etmişlerdi. Ama Hitler önceliğin daha yıkıcı olan V2'ye verilmesini istedi. V2 roketleri 14 metre boyundaydı ve savaş başlığında 907 kilo yüksek patlayıcı bulunduruyordu. Roket 320 kilometrelik menzile sahipti ve maksimum saatte 5760 kilometre hıza çıkabilmekteydi. Bu hız o dönem teknolojileri için inanılmazdı. V2 roketlerini durduracak karşı bir teknoloji üretimine de imkan yoktu. Çünkü çalışma prensibi de henüz keşfedilmemişti. Müttefikler radyo sinyalleri göndererek roketlerin sistemlerini bozmaya çalıştılar. Ancak V2'lerde radyo sistemi kullanılmıyordu. Bunun yerine jiroskop sisteminin entegre edildiği analog bir bilgisayarla roket rotasını buluyordu. V2'lerin ateşlenmesi için modern siloları kurulması hedeflenmişti. Fakat müttefiklerin karadan ilerlemesi ve hava bombardımanları yüzünden hareketli fırlatma platformları oluşturuldu. Çünkü bu teknolojinin düşmanın eline geçmemesi de çok önemliydi. 1943 yılından savaşın bittiği 1945 yılına kadar 5500'den fazla V2 roketi üretildi ve Paris'teki ilk saldırıdan sonra yaklaşık 100 roket düşmana gönderilebildi. V2'ler 5000 ile 9000 arasında kişinin ölmesine sebep oldu ve yaklaşık 3000 kişi bu saldırılar sırasında yaralandı. Verdiğimiz rakamlar ile çok etkili gibi gözükmese de sayılardan çok V2'nin oluşturduğu psikolojik etki daha önemliydi.
1943 yılının ilk aylarında müttefikler Normandiya çıkarması için hazırlıklar yaparken Almanların faaliyetlerinin incelenmesi için çok miktarda hava gözlemleri yapılıyordu. Bu gözlemler sırasında Fransa'nın kuzeyindeki ormanlık bölgelerde çok sayıda inşaat faaliyetlerinin olduğu tespit edildi. Benzer inşaatlar Almanya'nın bazı bölgelerinde ve İskandinav ülkelerinde de vardı. Müttefik istihbaratı ilk olarak kaybetmekte olan Almanya'nın kimyasal ya da biyolojik silahlar ürettiği şüphesi üstünde durmaya başladı. Ama istihbarat birimindekiler de ikiye bölünmüştü ve diğer bir kesim Almanların bombalamalardan uzaklaşmak için basit tesisler yaptıklarını iddia ettiler. 1943 yılının ortalarında ise Polonya istihbaratından çok önemli bir mesaj alınmıştı. İstihbarata göre Almanya'nın Peenemünde bölgesinde gizli şekilde roket çalışmaları yapıldığı bildiriliyordu. Müttefiklerin savaş komisyonu buraya en ağır şekilde saldırılmalı kararı almıştı. 17 Ağustos 1943 günü Hydra ismi verilen operasyon ile Peenemünde'deki Alman Bilimsel Araştırma Merkezi yoğun şekilde bombalanacaktı. Bu bombalamanın kesin şekilde başarıya ulaşması için uçaklar alçaktan uçup bombaları bırakacaktı. Sadece hedef tesis değildi. Bilim adamlarının günlük yaşamını sürdürdüğü yerleşim bölgelerinin de bombalanması gerekiyordu. 17 ve 18 Ağustos geceleri 560 tanesi bombardıman uçağı olmak üzere 596 uçağın katıldığı operasyonda bölge bombalandı. Bu iki günde müttefikler 40 bombardıman uçağını ve 215 askerini kaybetti. Tesisin genelinde çok büyük hasarlar yoktu. Ama Almanlar bilim adamları ve mühendisler dahil 170 sivil kayıp vermişti. Almanlar tesisin daha fazla hasar almamasını sağlamak için ilginç bir fikir geliştirdiler. Tesisin çatılarına bomba hasarı almış gibi işaretler çizilmişti. Böylece hava keşiflerinde bölge tamamen bombalanmış gibi gözükecekti. Almanlar bu bombalamalardan sonra roket fırlatma rampalarına sabit olmaması gerektiğini anlamışlardı ve taşınabilir rampalar geliştirdiler. Müttefikler ise bütün tesisleri imha etmek için kararlıydı ve Hydra operasyonundan sonra bütün tesislere operasyonlar düzenlenecekti. Tesislerin bütününün bombalanmasını kapsayan operasyonun kod adı ise Crossbow olarak değiştirildi. Crossbow operasyonunun en önemli unsuru ise 3D fotoğraflardı. Britanya Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı Spitfire Fotografik Keşif Birimi Fransa'nın kuzey sahillerini neredeyse adım adım fotoğraflamışlardı. Bu uçaklar da silahsız uçaklardı. Çünkü 9000 metreden uçup 5 farklı kameradan çekimler yapılıyordu. Bundan dolayı silah taşıyacak kadar ağırlık alamıyorlardı. Farklı açılardan çekilen fotoğraflardaki yapılar özel bir yöntem ile birleştirilip yine özel mercekler ile bakıldığında yapılar 3 boyutlu olarak görülüyordu. Böylelikle yapıların ne için kullanıldığı daha rahat anlaşılmaktaydı. Yani günümüz 3D gözlük mantığı arkadaşlar. Ama o dönem bu iş biraz daha karmaşıktı. 1943 yılında başlayan ilk bombalamalar ile son bombalamanın yapıldığı 1945 tarihine kadar 96 fırlatma rampasına saldırılar yapılmıştı. Bu rampaların keşfedilmesindeki en önemli konu 3D fotoğrafçılık tekniğiydi arkadaşlar. V2'ler savaşa etki etmek için çok geç kalınmış bir teknolojiydi. Etkililerdi ama henüz istenildiği gibi kullanılamıyorlardı. Ama gelecekte hem büyük bir silah teknolojisi hem de insanlığın uzayı keşfi için çok önemli yer edineceklerdi. Savaş bittikten sonra hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği dünyanın büyük gücü olmak için balistik roket geliştirme yarışına girmişti. Crossbow operasyonu neredeyse hiç değinmesek de V1 fırlatma rampalarını da kapsamaktaydı. Operasyon sırasında toplam 68.913 kez sorti yapılmıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri RAF 19.584 sorti, Amerikan Hava Kuvvetleri ise 17.211 sorti gerçekleştirmiştir arkadaşlar. Bu sortiler sırasında toplam 122.133 ton bomba bırakılmıştır. Müttefik askerleri 700'den fazla kayıp vermiş ve 154 uçak kaybetmiştir. Ayrıca bu bombalamalar sırasında Fransız sivillerden 3600 kişi ölmüş ve yaklaşık 10.000 kişi de yaralanmıştı.
Bu operasyon 1965 yapımı Operation Crossbow filminde farklı şekilde izleyiciye aktarılmıştır arkadaşlar. Filmde bombalamalardan çok Almanların roket programını açığa çıkarmak için yapılan casusluk faaliyetleri anlatılmıştır. Savaş sonunda bu programda çalışan Alman bilim adamlarını ülkelerine götürmek için galip devletler büyük bir çaba harcadılar. Soğuk Savaş döneminin de simge teknolojileri balistik füzeler olmuştu. Küçük bir not verip videomuzu sonlandırırsak Almanların attığı 100 B2'den çoğu aslında istedikleri hedefe değil başka yerleri vurmuştu. Ama Almanlar bunu bilmemekteydiler. Burada müthiş bir casusluk ağı vardı ve ilerleyen dönemde de bu konuya değineceğiz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.